Evet arkadaşlar, bugün Nisan ayının 8'i. Safranbolu'dayız. Kadir abiyle beraber Cemal Caymaz mahallemizdeyiz. Bahçe sahibimizin ismini bilmiyoruz. Kendisi cemaatimizden, Cuma cemaatimizden ama camimiz hemen aşağıda kalıyor. Arkadaşlar bugün sizlerle hurmaya yer maçı yapacağız. Arkadaşlar hurma kendinden başka hiçbir ağaca aşılanamayan ve kendisine de başka bir meyve ağacı aşılanmayan nadir ağaçlardan bir tanesi. Bakın bu burada kendinden yetişmiş. Acı hurma diye tabir edilen, bazı bölgelerde vaz denilen, bazı bölgelerde ovaz veya üvez denilen, şöyle çok küçük küçük meyvesi olan yabani hurma bu. Arkadaşlar buna ancak dediğim gibi kendi cinsi olan Trabzon hurması aşılanabilir. Buna başka bir ağaç da aşılanmaz. Yani Trabzon hurması başka bir ağaca da aşılanmaz. Başka bir yani Trabzon hurmasını kendisine de başka bir ağaçta aşılanmaz. Yani sadece kendi cinsine aşılanabilir. Arkadaşlar Trabzon hurması mevsimi itibariyle çok en geç açan ağaçlardan bir tanesi. Onun için bu Trabzon hurmasının aşısını ne kadar geç yaparsanız o kadar başarı elde edersiniz. Mesela Nisan ayının başından itibaren veyahut da Nisan ayının 5'inden 10'undan itibaren hurma aşısını yaparsanız hurmada daha başarılı olursunuz. Neden? Çünkü ağaç geç uyanıyor. Siz Mart ayının başında veyahut da daha erken yaptınız. Mesela Şubat'ın 20'sinde, Şubat'ın 25'inde kalemi buraya taktınız arkadaşlar siz. Ama ağaç Nisan ayında uyanmaya başladı. Sizin burada koyduğunuz kalem burada bir ay veya 15 gün ağacın uyanmasını bekleyecek. Yani ağaçta bir hareketlilik olmayacak. Onun için o kalemin orada beklediği her geçen süre o kalem için bir risk. Biz aşıları zaten ağaçlar uyanmaya başladığından itibaren veya ağaca su yürümesinden itibaren yapıyorduk. Hurma ağacı da çok geç uyandığı için aşısının da biraz geciktirilmesi başarı oranını yükseltecektir arkadaşlar. Şimdi bugün biz ağacımız ince olması hasebiyle buna yarma aşı yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık çocuk bileği kalınlığında bir ağacımız var. Bu biraz daha kalın olursa kesinlikle kabuk altı kalem aşısını tavsiye ediyoruz. Mesela şurada var bir tane. Gel Kadir abi. Hemen onu gösterelim. Burada geçen sene şöyle kalınlığı şu arkadaşlar ağacımızın kalınlığı şu. Bunun iki tane dalı vardı. Bir tanesini kestim ben. Şöyle. Bir tanesini kestim. Bir tane dalına bakın kabuk altı kalem aşısı yaptım. Dört tane. Dördü de tuttu çok güzel. Bu sene bakın şuralardan dışa bakan gözlerin üzerinden budadım bunu. Hepsinde budadım. Buralardan dışa açtıracağız bunları. Bu şekilde kalın olan ağaçlara arkadaşlar kesinlikle böyle 3-4 tane kalem atarak kabuk altı kalem aşısı yapıyoruz. Şimdi bizim örneğimizdeki olduğu gibi daha ince ağaçlara da kesinlikle yarma aşısı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen biz aşımızın başına geçelim. Daha ince ağaçlarda arkadaşlar daha ince ağaçlarda mesela parmak gibi yani baş parmağı gibi ince ağaçlarda yongalı göz aşısı da yapabilirsiniz siz. O da gayet sağlıklı ve başarılı bir aşı çeşidi. Şimdi arkadaşlar ağacımızı keserek başlıyoruz. Unuttuğumuz bir yer kalmadı inşallah. Hurma neye aşılandığını söyledik. Ne zaman aşılandığını söyledik. Hangi yöntemlerle aşılandığını söyledik. Şimdi artık işin yani pratik kısmı kaldı. Kadir abi şöyle geç istersen daha rahat edeceksin oradan. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi şöyle hemen ağacımızın en düzgün yarılabilecek bir yerini seçiyorum. Bakın şurası. Hatta bakın şimdi şurada bir budak var.
Şimdi ben şuradan yermeye çalışacağım bu ağacı ve fazla yarılmasını da istemiyorum. Onun için şu budağın üzerinden şöyle, yani yarılmasını istediğim kadar bir alandan keseceğim. Yani şuradan keseceğim ben bunu. Eğer şuradan kesersem, bunu yarmaya çalışırken bu takriben şuraya kadar yarılır. Yani bu da aynı ceviz gibi, pardon, incir gibi çok kolay yarılabilen bir ağaç arkadaşlar. Onun için istemediğiniz bölgeye kadar da yarılabilir. Yani baltayı vurduğunuz zaman siz mesela şurada şu kadarcık bir alanın yarılmasını istiyorsunuz ama şöyle yarılır. Onun için bakın şurada şimdi basit bir yöntem. Bakın şurada budak var. Şu budağın olduğu yer daha serttir arkadaşlar. Buradan ağaç yarılmaz. Onun için şöyle şuradan 4-5 parmak yukarıdan kesersem ben bunu, yani kesip buradan yarmaya çalışırsam anca buraya kadar yarılır. Yani bu budağı geçmez bu. Onun için hemen budağın, yani fazla yarılmasını istemediğim için ben ağacın hemen budağın üzerinden yaklaşık 7-8 santim veya 10 santim üzerinden kesiyorum. Halimizi atalım. Evet arkadaşlar bakın. Kadir abi yakın çekim yapıver. Biraz daha. Bakın arkadaşlar bunun kabuğu çok ince. Ağacın kabuğu çok ince. Yani bu ağaca bu şekilde siz kabuk altı kalem açısı yapamazsınız mesela. Bakın kabuğu çok ince. Bu ağaca kesinlikle böyle bu şekilde yarma aşı yapmanız gerekiyor. Hemen burada kalemlerim var. Ben bunları yaklaşık 1-1,5 ay önce aldım. Daha önceki senelerden aşı yaptığım ağaçları buduyorum arkadaşlar. Onların kalemlerini de böyle bu şekilde kullanmak için muhafaza ediyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi gözlerimizde uyanma patlama yok. Gayet güzel. Şimdi buradan iki tane, yani bundan iki tane kalem çıkar bir tanesinden. Güzel kalem açabileceğim bir kalem istiyorum. Şöyle, yani şurayı açabilirim, şurayı kullanabilirim, şurayı açabilirim. Evet. Hemen bunu da fazla nem rutubet kaybetmesin diye tekrar şöyle sarıyorum. Şöyle arkadaşlar, bunun göz boğumu biraz uzundur şöyle, göz boğum araları biraz uzundur. Onun için tam dengeli olmayabilir bu. Onun için sıkıntı yok bunda. Şöyle biraz daha alabilirim dengeli bir kesim yapabilmek için. Hemen kalemleri açarak aşıya başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi buna biz yerme aşı yapacağız. Kabuğunun ince olması hasebiyle. Bakın iki gözü kullanacağım. Geri kalan yerini açacağım. Klasik yerme aşı yapıyoruz. Şurayı içe gelen tarafı belirliyoruz hemen. Çentiğimizi atıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Evet. Kalemi elimizde çevirip kalından inceye doğru bir kesim yaptığımızdan emin oluyoruz. Şu arkadaşlar kalemimiz bu. Hemen ikinci kalemi açalım. Şurası içeri gelecek. İçeri gelecek kısmını belirliyorum ki dışa gelecek kısmı daha özenle yontuyorum çünkü. Onun için hemen ilk bıçak darbesinde
Onu kafamda belirliyorum. Çünkü içe gelecek kısım bizim için çok da önemli değil. Önemli olan dış kabuktan örtüşeceği için önemli olan şu dışa gelecek kısım. Evet. Biraz daha düzeltelim. Arkadaşlar bıçağınız ne kadar keskin olursa kalem açma işiniz o kadar pratik olur. Bakın kalem kalından inceye doğru. Alıyordum. Kadir abi. Evet. Kalından inceye doğru. Şöyle aşağı yukarı iki kalem de birbiriyle eşit olursa daha iyi olur. Şöyle. Şimdi dedim az önce dediğim gibi arkadaşlar bu çok kolay yarılabilen bir ağaç. Yani sizin istemediğiniz alana kadar da yarılabilir bu aşağıya kadar. Onun için geçen incir aslında göstermiştim. Bunu şöyle bir şeyle yarmadan önce bağlayabilirsiniz. Ama şurada budak olduğu için bu çok aşağı inmeyecektir. Ben onun için yapmayacağım ama gene de göstermek açısından şöyle bir bağlayalım. Bu diğer aşılarda çok önemli değil. Yani çok yarılmaz ama bu kolay yarılabilen bir ağaç. İncir bu. Hurma. Onun için istemediğimiz yere kadar yarılmasın diye şöyle bir şeyle bağlayabilirsiniz. Baltamızı koyduk. Bakın. Kalemin bir tanesini böyle evden uzaklaştırmak için şöyle atıyorum. Karşılıklı atıyorum. Şöyle. Evet. Yakın al Kadir abi. Bakın çok güzel bir yarık elde ettik orada. Hemen baltayı ortasına çakıp kalemlerimizi elleştirmeden önce şöyle şurada bir perde oluştuysa onları temizliyoruz. Şunu çıkaralım artık. Ama işimiz kalmadı. Evet. Şimdi burada kalemlerimiz aşağı yukarı eşit. Bir tanesi belki birkaç milim uzun. Hemen uzun olanı takıyorum önce. Şöyle kalem açıyorum. Anacı açıyorum. Kalem buraya çakmıyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi. Kalemi yavaş yavaş yerleştiriyorum buraya. Bakın anacın kabuğu çok ince olduğu için tam sıfır yapıyorum arkadaşlar bunu. Sıfır. Yani diğer kabukla sıfır. Bu kalemimizi de yerleştirelim. Bu da sıfır. Bu da sıfır. İstersen bu taraftan da gösterebilirsin. Şöyle. Hatta elimi koyayım. Biraz netlesin. Evet. Şöyle Kadir abi. Evet. Arkadaşlar bakın şurada bir boşluk oluştu ama hiç sıkıntı değil. Orayı ağaç kendisi örüyor, tamir ediyor. Ama streçle kapatırken biz bütün yarığı komple kapatıyoruz. Şöyle, şöyle. En son bir de ortadan geçiriyorum. Toprak, herhangi bir şey, su gidip zarar görmesin oradan diye. Hemen bezimizle, buna uygun bezimizle. Sen bırak Kadir abi. Kadir abi aynı zamanda kameramanlık yaparken bir de malzeme vereceğim diye uğraşıyor. Arkadaşlar şöyle içine az bir toprak gidecek şekilde bezimizi sarıyoruz ve hemen bantlıyoruz. Bantı burada şuraya geçirmiyoruz. Onu her taşımızda belirtiyoruz. Çünkü buraya toprak dolduruyoruz. Toprağın içindeki fazla su, yağış şuradan, şu aradan akabilsin diye bantı şu arada tutuyoruz. Şuraya geçirmiyoruz. Hemen toprak alalım. Toprak neredeydi? Şuradaydı. Şuradan az bir toprak alalım.
Hafif nemli toprak. Artık bunu ezberledik. Nemli toprak. Kabuk altı kalemaşı da bastırmıyorduk ama bu yarma aşı. Şöyle toprağı bunda bastırabiliriz. Zaten kalemler orada sıkı bir şekilde duruyor. Şöyle. En son aşı macunumuz var. Şu markanın diş macunu formunda olanını bulamadım arkadaşlar. İnternette de yok gibi. Bilmiyorum fabrikası mı kapandı, ne yaptı. Bu teneke olan, yani tenekede olan şeyleri var. Modelleri var. Onlar da sürmesi çok zor. Böyle bu şekilde diş macunu formunda olanlar çok kolay kullanılıyordu. Saframoda Karabük'te bulamadık. Bakalım internette bulabilecek miyiz? Arkadaşlar şurada bir tane daha aşımız var. Hemen onun başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci aracımızın başındayız. Bu diğerinden biraz daha ince. Hemen şöyle kesiyorum. Evet. Bu anacımız diğerinden biraz daha ince arkadaşlar. Yerde de ısırgan var ha. Kadir abi, çok güzel dalar yani. Şöyle hemen perdahlayalım. Evet. Arkadaşlar, anacımız daha ince olduğu için kalemlerimiz de anacımıza göre ince. Biraz daha ince. Diğerkinden, öbürkinden biraz daha ince. Hemen şöyle... Kertim atıyorum. Arkadaşlar üzerinize afiyet. 1-2 gündür, birkaç gündür grip atlatıyorum. Boğazım, kulağım dolu. Kusura bakmayın. Şöyle. Hemen ikinci kalemimize geçelim. Neresi düzgün? Evet, şurası daha düzgün. Hemen evet. Kertimizi atalım. Şöyle. Evet, kalemimiz bu arkadaşlar. Şöyle. Kalından inceye doğru. Hemen ağacımızı yaralım. Bakın şurada bir budak var. Bir budak da şurada var. Bu ağaç bu şekilde şöyle düzgün yarılmaz. Şöyle yararsam ben bunu daha düzgün bir yarık elde etmiş olurum. Evet. Çok güzel yarıldı. Hemen kalemlerimizi şöyle takıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, ağacın kabuğu çok ince. Kalemin kabuğuyla sıfır yapıyoruz bunu. Şu tarafını siz göremiyorsunuz ama ben buradan rahat görüyorum. Kabuğu sıfır yapıyorum. Pardon. Ucunu çok ince yapmışız. Şöyle elimle hissederek, evet. Şöyle. Burayı şuraya yakından alabilirsin Kadir abi. Evet. Biraz daha. Evet. Netlesin. Evet. Bakın şurada fazla bir yani 2 santimlik bir fazla yarık var ama sıkıntı değil. Ağaç orayı gayet güzel onarıyor arkadaşlar. Tamir ediyor. Zaten kalemle tam böyle milim milimine bir yarık elde edemezsiniz. Yani kalemi çok uzun yapmanız gerek.
biraz uğraştırmanız, biraz uğraşmanız gerek ama lüzum var mı? Hiç lüzum yok. Orada birkaç santimlik açık olması aşının sıhhat açısından hiçbir sıkıntı yaşamıyor, yaşatmıyor arkadaşlar. Yeter ki belli bir mesafede, yani üstten şuradan belli bir mesafede ağaçla kalem örtüşsün. Şuradaki alttaki açıklık çok önemli değil. Orada açıklık kalması çok önemli değil. Evet. Şu bezimiz muhtemelen yetecek. Evet. Şöyle. Hemen ortasına toprağımızı, var mı buralarda toprak gibi bir şey, yok. Evet, burası beton. Toprağı biz gene oradan alacağız. Evet. Zaten çok az bir toprak girecek bunun içine arkadaşlar. İşte toprağın vazifesini biliyorsunuz. Buradaki aşı yerini muhafaza etmek ve kalemlerin de belli bir süre nemli, rutubetli kalmasını sağlamak. Toprağın işlevi bu arkadaşlar burada. Çok az bir toprak da olsa o işi görüyor arkadaşlar. Oradaki faydayı sağlıyor yani. Ben bütün aşılarımda toprakla kullanıyorum. Toprakla muhafaza ediyorum ve tavsiye de ediyorum arkadaşlar. En son aşı macunumuzla kalemlerin üzerini kapatıyoruz. Arkadaşlar şunu hakikaten şu macunu şu aşı yerlerine sürmeyin artık. Yani dün yine grupta gördüm. Arkadaşımız aşı yapmış. Gayet güzel tutmuş aşısı. Kalemler buradan patlamış ama şuraya komple boca etmiş aşı macununu. Ağaç buradan kallusu oluşturup yarayı kapatamamış. Kadir abi. Aşı macunu o kadar berbat bir şey ki adam aşı yapmış, başarılı aşı tutmuş, sürmüş ama şurada kallus oluşup burayı kapatamamış. Aşı macunu oraya geldiği için de kapatamamış. Aynen abi. Aynen. Toprak olsaydı bir şey olmaz. Evet. Veyahut da kaliteli aşı macunu olsaydı onun hiçbir şey olmazdı. Merdiven altı demek ki çok var bu, evet. Aşı malzemelerinde. Arkadaşlar piyasada o tenekelerin içine satılan aşı macunlarını aşı yerlerine sürmeyin. Sadece kalemlerin üzerine sürün. Veyahut da bir ağacı kestiniz veya ağacın bir yeri, yani bir yeri yaralandı ondan sonra. Yani oralara sürebilirsiniz. Veya ağacı budadınız. Budadığım yerden hastalık girmesin, zararlı hayvan girmesin diye aşı macununu sadece oralara sürün. Yoksa aşı yaptığınız yerler aşı macunu sürmeyin. Her gün görüyoruz ya, grupta her gün aşı macununun aşı yerlerine sürülmemesi gerektiği ile ilgili kesinlikle bir gönderi yani bir gönderi görüyoruz. Onun için tekrar söylüyorum. Aşı macununu aşı yerlerine sürmeyin. Sadece kalemin üzerine sürün arkadaşlar. Yeterli. Buraya aşı yerinin hava almaması için önce streç sarın. Böyle bir bez dolayın veyahut da plastik şişe geçirin. İçine toprağı doldurun. En güzel aşı yeri muhafaza şekli bu. Kesinlikle. Evet Kadir abi. Teşekkür ediyorum. Şöyle bırak bana. Bırak bana. Hayır bırak bana. Elim kaldı. Ben dedim niye vermiyor? Ben de, diyorum, sıkıştı. Ben de diyorum kameraya mı? Bugün Kadir abi gözükmek mi istemiyor diyorum. Şuraya eli sıkışmış. Parmak gidecek diye serçe parmak hocam. Bir parmak borçlu olacaktım. Kadir abi teşekkür ediyorum. Allah biz teşekkür olsun. Ederiz. Bu mübarek günde güzel aşılar yaptık. Bahçede budama yaptık. Eline sağlık. Bol aşılı günler diliyoruz. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinize bol aşılı günler.